Aslan Taş hem anatomisiyle hem sınıflamalarıyla bir aslında bir felsefe, bir perspektif getirdi. Şimdi travmaların demek ki yönetimi kolay değil. Herkes uğraşıyor. Bir algoritma, bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Ben her hasta için ayrı seçilmiş İngilizce terimiyle tailored, yani konfeksiyon değil de terzi ürünü bir yaklaşımın doğru olduğunu daha çok düşünenlerdenim. Belki yaş ve tecrübeyle bu noktaya geldik. Biraz bundan bahsedeceğim. Bizim kendi tecrübemiz bizi hangi noktaya getirdi? Bir kere yaygın travmalar, servikal travmalardan sonra özellikle en sık görülen travmalar. Bir de yönetimde ilk başta acilde gördüğünüz andan itibaren inspeksiyon, hani bizim o en üçüncü, dördüncü sınıfta talebeyken öğrendiğimiz inspeksiyon gibi temel yaklaşımları hastada uygulamazsak en kolay atlayacağımız travma cinslerinden biri. Multitravma hastalarında dikkatli olmamız lazım. Motorlu taşıt kazalarında fizik muayene bazen tek başına yetersiz oluyor. Ama hassasiyet varsa, fokal defisit varsa, yaş ileriyse ve yüksek enerjili travma ise torakodomal travmalardan mutlaka şüphelenmemiz gerekiyor. Temel ilk yaklaşım dediğimiz zaman yönetimin gerçekten yaşam desteği ve gerek pozisyon boyunluk ya da travma tahtasıyla yeterli immobilizasyona güvenli bir transport içeriyor. Şimdi Kudret çok güzel özetledi bu sınıflamaları. TRIC sınıflaması hakikaten nümerik ve hoşa giden bir sınıflama. Dennis'in o bizim klasik instabiliteyi en kolay anlatan belki sınıflaması. Ao'nun ve daha sonra Modify Ao sınıflaması ayrıntılı akademik ama biraz abartacağım belki ama elinizde bir de kripto alfabesi de olması lazım. Biraz Da Vinci şifresi gibi kullanılmaya başlandı. Ben basit hep daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi o halde muayene, ağrı hassasiyet, duyu refleks ve otonom bozukluklar, hepsi bunlar aslında bize travmanın işaret ediyor. İnstabilite benim konum. Nasıl değerlendireceğiz? Şimdi stabilite klasik tanımı vertebral kolon veya bir segmentin fizyolojik yüklenmeyle karşılaştığında. Yani nedir? Ayağa kalktığımızda ek ağrı, ek bir nörolojik defisit ya da anormal bir hareket olmaksızın görevini yapmayı sürdürmesi. Şimdi instabilitenin en basit bizim kafamızda canlandırdığımız, biliyorsunuz, Dennis'in üç kolon teorisine göreydi. Eğer üç kolondan ikisi hasarlıysa instabilite vardı. Nörolojik lezyon varlığında, kırıklı çıkıklarda, en az iki kolonun, işte Dennis'in söylediği kırıklarında, morfolojisinin bozulduğu durumlarda ve vertebra korpusunun %50'den fazla çökme gösteren kompresyon kırıklarında, bir diğeri de çok stabil olan göğüs kafesiyle sağlam bir şekilde duran torakal bölgeden lomber bölgeye geçişte, yani o kafes, göğüs kafesinin stabil olan tarafını, torakali kaldıraçın sabit kolu düşünürseniz, çok esnek olan, daha hareketli mobil lomber bölgeye geçişte multiple kırıklar varsa instabiliteden şüphelenmek, en azından söz etmek gerekiyor. Nedir mekanizma? Mekanizma aslında çok basit. Bizim bu kamçı hareketinin yüksek enerji travmalarda önce bir kompresyon yapıyor vertebra korpuslarını. Daha sonra refleks olarak tansiyon, yani ayrılma kuvvetleri devreye giriyor. Ve sonuçta ya kemik ya bunların kombinasyonlarıyla ligamenler injürisiyle birlikte dislokasyonlar, ayrılmalar, yer değiştirmeler, kırıklı çıkıklar ortaya çıkıyor. Zaten ligamentöz injüri, posterior ligamentes kompleks, şu anda torakal lomber travmalarda en çok üzerinde durulan bölge oldu. Çünkü bu tip bir travma varsa, Ali de güzel bir örnek gösterdi,
spinal kord yaralanması çok çok muhtemel. Hastayı nasıl yönetimde hedefimiz ne? Hastamızı nasıl bir yol haritası çizeceğiz? Hastayı nasıl takip edeceğiz? Şimdi en önemli hedef mekanik stabilizasyon. Yani hasta stabil durumda olması lazım omurgasıyla birlikte. Artı ikinci nörolojik yaralanmaların önlenmesi lazım. Bunu çok değişik bir spektrumu var. Mevcut bir yaralanma olmuş olabilir. Bunu işte deneysel ilaçlar, steroidler gibi denenebilir. Bası varsa dekompresyon. Dekompresyonun zamanlaması, cerrahi zamanlaması da ayrıca literatürde tartışılan bir konu. Yeri gelirse ona da değineceğim. Ne zaman konservatif tedavi deniyoruz? Şimdi kompresyon kırığı var ya çökme kırığı var. Yani basit hepimizin gözünün önüne gelen bir kırık ama stabil. Yani instabilite kriterleri yok. Tabii ki bu korseyle immobilizasyonu takip edebilirsiniz. Burst fraktürü var ama yine stabil. Defisit yok. Burst fraktürü var. Total omurilik hasarı olmuş. Omurilik hasar. Kavrekinayı bunun dışında tutuyorum. 48 saati veya kimi literatür 70 saati geçmişse artık burada da cerrahi yapmanın çok çok hastanın nörolojik veya diğer rehabilitasyon açısından prognozuna onun bir etkisi olmuyor. Kesin cerrahi indikasyonlar ne zaman? Hepimizin bildiği gibi ilerleyici defisit varsa, nörolojik defisit varsa, kapalı redikte edilemeyen instabil kırıklar varsa, zaten bu bölgede redüksiyon çok zor. Yan kitlelerin ayrıştığı translasyonel ayrış kırıklarda, travmatik disklerin eşlik ettiği dislokasyon subluksasyonlarda, bir de geç dönemde ortaya çıkan dislokasyonlar var. Bu daha çok servikal bölgede görülür ancak günümüzde torakolomer bölgede de görünüyor. Şimdi cerrahi indikasyonu koymak için en güzel örneği Kudret verdi. Bizi bu TLX sınıflamasındaki 4 puan kurtarıyordu. Hani 4 puanı olduğu zaman top bizde de 4'ün altındaysa cerrahi yapmayacağız. 5'in üstündeyse de mutlaka cerrahi yapacaktık. Magaril zaten bir ara bu Aval Spine'ın sınıflamasını kullandı. Deniz'in 3 kolon sınıflaması dediğim gibi kavramsal olarak belki gözümüzün önüne getirme ya da ilk aşamada bize çok iyi fikir veriyor. Ama modifiye sınıflandırmalarda iş biraz değişti. Yol haritası da karmaşık mı? Bence yine değil. Biraz Olga örneklerini daha sonra verecek arkadaşlar. Ben çok vakit olmadığı için koymadım ama nörolojik defisit kesin cerrahi ağrı bir önemli kriter. Niye? Şimdi günümüzde yalnızca instabilitenin veya başka türlü ağrının değil, kifoplastinin de gündemde olduğu, hasta konforunun, İngilizcesi bunun augmented safety ve comfort dedikleri, hastanın konforunu ve güvenliğini arttırıcı perküten uygulamalar, ki bunlar kifoplasti dışında kısa segment tak çıkarlara döndü. Bir yıl veya daha kısa süreli perküten vidalama teknikleri, bazen brace dediğimiz korseleme tekniklerinin yerini almaya başladı. Fraktürlerin sınıflamasını Deniz'inkini hepimiz biliyoruz. Burada en önemli şey distraksiyon. Yani o zaman dönemde bu posterior ligamentous kompleksle bu pek edilmiyordu. Ama sonradan bunun önemi anlaşıldı. İlk tablolarda bu şekildeydi. İşte bu o spine'ın o eskiden doktorların, asistanların cebinde taşıdığı, şimdi artık herkesin herhalde akıllı telefonlarında duran sınıflaması. Aslında bu bir tür modelleme. Yani ne kadar her olguda değerlendiriyoruz bilmiyorum. Vakora'nın öncülük ettiği bir sınıflamaydı 2005'te. Daha sonra değişti. Biraz önce Kudret güzel anlattı. Ben yine burada dikkatinizi bu posterior ligamentous kompleksi çekmek istiyorum.
Dikkat ederseniz inkomplet yaralanmada daha yüksek puan alıyor, komplettir puan düşüyor. Yani cerrahi yapma indikasyonunuzda bir negatif var. Yapmanıza doğru yöneliyor. Kavda ekine ayrı bir konu. Kavda ekine de cerrahi şans vermeniz gerekiyor diğer olgulara göre. Niye? Kort rejenerasyon kabiliyeti çok azalan bir sinir sistemi bölgesi. Kavda ekine periferik sinir gibi düşünülebilir kısmen. Yani rejenerasyon kabiliyeti daha fazla tecrübeli pek çok spinal cerrah herhalde aynı kanıdadır. Kavda ekinada özellikle incomplete injury'lerde hasta 3 günü geçmiş, 72 saati geçmiş çok dogmatik davranmamak lazım. Şans vermek lazım dekompresyon ve stabilizasyona. Posterior longitudinal ligamentous modifiyal sınıflamasında nörolojik defisitin en olarak gördüğünüz gibi Kudret de anlattı. Ve olgiye özel modifikasyonlar eklendi. Osteoporoz. Bu aslında ameliyatı yaparken biraz belki legal olarak sizi rahatlatacak şeyler. Yani komplikasyon öngörülebilir risk grubuna osteoporozlu ligamentöz hasarlı olguların bu sınıflamayı dosyasına yazdığınız zaman ilerideki yasal sorunlarda sizin belki Serdar bana yardımcı olur. Daha rahatlatıcı ama tabii bunu hastaya iyi anlatmanız gerektiğini düşündürüyor. Şimdi bu anterior bası varsa cerrahi anterior yapılır. Yani bu Crocard'ın yıllardır üzerinde durduğu bir şeydir. Anterior bası anteriordan kaldırılır. Tabii bu her zaman çok doğru değil ama torakolomber bölgede çok vakit almadığı için videoları göstermiyorum. Anterior bası diyaframı kesip soldan gireceğiniz için kalp, aort ve diğer büyük arterlerle birlikte size o kadar kolaylık sağlayan bir durum değil. Bunu korpektomiyi yapabileceğiniz bölgeler torakotomi bölgeleri ama torakal 11, 12, L1 diyafram ve diğer vasküler yapılarla sizi zorlayacak ki benim püsöide anevrizmalı olgularım da oldu. Bu bölgede anterior plak kanedaları hatırlarsınız. Şimdi eski arşivime bakarken gördüm. Bunların çok masum cerrahiler olmadığını söylemekte fayda var. Tabii iyi bir dekompresyon yapılıyor. Duraya dokunmuyorsunuz. Deformiteyi daha iyi düzeltebiliyorsunuz. Uzun bir cerrahi genellikle chest tube'le çıkacak. İşte chest tube'le akciğer ekspansiyonu olacak. Komplikasyonları ağır ve çoğunu da yıllar sonra gördük ki posterior cerrahilerde gerekti. Şimdi posterior cerrahi seçimi bizim klasik o omilik sendromlarından dark cervical kanal alanlarda biliyorsunuz ekstansiyon travmalarında çok yeniyor. Santras omilik sendromu varsa zaten direkt ona gitmek lazım torakal bölgede. Çok lordotik olgularda, çok seviyeli basılarda her zaman daha iyi. Korpektominin kısmen posterior lateral bölgeden yapıldığı artık elimizdeki o yüksek devirli turk kemik kyuzalarla mümkün olmaya başladı. Faset supraksasyonlarını servikal bölge gibi değil traksiyonla düzeltemiyorsunuz. Çok daha rahat posteriorden düzelteceksiniz. Posterior cerrahide posterior kırık varsa zaten tartışmasız çok iyi dekompresyon. Kısa cerrahi stabilizasyon da sizin kurgunuza bağlı artık sagittal balanstan, pelvik tiltten her şeyi bakar bir şekilde olduğumuz için tak çıkar perküten o kısa dönemli şeyleri ayrı tutuyorum. Sonuçları uzun vadeli de çok daha iyi olmaya başladı. Anterior basılarda müdahale kısıtlı. Hani posterior longitudinal ligamanı, ligamentotaksisle, listez vidalarıyla, bazı manevralarla kemik fragmanları korpusa doğru itmekle mümkün olduğunu
Yani hepimiz zamanında denemişizdir ama her zaman çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Likör füstülü veya duro yaralanmaları önemli bir sorun. Greft demesi problem. Günümüzde hepimizin bildiği greft, suni greftlerle ilgili birçok sorun var. Bu bir veç kırığıyla birlikte subluksasyonu var. İşte ligamenta taksise uygun gibi gözüküyor. Genç bir çocuk, bu motosiklet yaralanmasıydı zannediyorum. Yok, 2 metre yüksekten düşmüş. Bel ağrısı vardı. Kırık vida, pedikül sağlamsa önerilen, tek vida da olsa kırık vertebraya vida takın. Şimdi evet, retropulse fragman reddedebilir. Biraz önce dediğim gibi pedikül sağlamsa kırık vertebraya da vida takılır. Kısa segment tek seviye kırıklarda önerilen bir şey. Çok fark bulunmamış zaten takiplerde. Stabil burst fraktüründe dekompresyonu yapacaksanız, yani onun indikasyonu varsa, sırf laminektomi yapılanlarda dahi, ki eğer kanal %30 oranında kemikle dolu değilse sonuçlar aynı. Yaşlı bir hasta, merdivenden düşme sonrası osteoporotik. İşte burada M faktörü dediğimiz faktör işin içine giriyor. Bunda da yine stabilizasyon yapılmış. Kanülü gerek kalmamış. Küratürü doğru dozda gayet iyi olduğu için korunmuş. Bu biraz sonra belki örnekleneceğiz. Artık bu kırık eskiden olsa belki konservatif de kalınabilirdi ama 44 yaşında bel ağrısı çok şiddetliyse en iyi neticenin kifoplasti ile aldığımız olgulardan. Tek taraflı yapmak bile yetiyor. Bu motor defisti olan bir olgu ve dikkat ederseniz angülasyonu başlamış. Disfleksiyonunda kaybı var. Bunun kurgusunu uzun segment olarak yapmak zorunda kalmışız. Ancak düzeltmemize rağmen komşu seviyede işte çok fazla memnun etmeyen bir sonuç bence. Evet, şimdi özet olarak pek çok algoritma var, pek çok tablo var. Fraktürün tipi ve etkilenen bölgeye göre hastayı tedavisi seçilebilir. İşte örnek kompresyon fraktürü var, anterior kolonda yalnızca var. Kifoz kötüleşmediği sürece konservatif tedavi. Kompresyon fraktürü var, spinoz proseslerde ayrışma. Yani hem iki kolon burada artık etkilenmiş, instabil diyebiliriz. Posterior füzyon. Stabil burst fraktürü var. Posterior ligamentos kompleks, özellikle ligament korunmuş. Anterior orta kolon, iki kolon etkilenmiş. Yine bunlarda nöral kompresyon yok ise brace denenebilir. Stenoz varsa ligamenta taksis, biraz önce denediğim gibi denenir, posterior cerrahi düşünülebilir. Unstable burst fraktürlerinin genellikle yıllardır hep anterior-posterior kombine cerrahiler, daha az kısa segmentli tedavi etmeye çalıştık. Tabii bu da bence yine her olguya göre tailored dediğim, yani ayrı planlanmış bir tedavi cerrahi şekli olmalı. Emniyet kemeri kırıkları, chance fraktürlerinde posterior genellikle cerrahi gerekiyor. Ayrışmış da tabii ligamentos hasar varsa. Sırf chance fraktürü kemik hasarlıysa brace de yetiyor. Kemik kemiğe iyi kaynıyor. Shear fraktür dislokasyonu yırtılmalarda kombine tedavi ancak iyi sonuçlar veriyor. Bu benim daha basitleştirerek çizmeye çalıştığım algoritmalar. Açık bir şey mi? Çok değişik
literatürler ve özellikle ben ülkemizde çıkan literatürlere de sahip etmek istedim. Hani bunları da okursanız uzun segment yanlısı olan pek çok yazıda çıkıyor. Kısa segment ya da kırık vertebraya tek bir de koymakla da iyi sonuçlar aldıklarını bildiren literatürler var. İşte hastanın lordozuna ya da travmanın mekanizmasına pek çok etkene göre argüman var. Yani yapmak istediğiniz cerrahide iyi sonuç elde ediyorsanız ona göre bir kılıf uydurmanız literatürde veya bir destek bulmanız mümkün. Ben yine aynı şeyi diyeceğim. Bu bütün cerrahide olduğu gibi özellikle bizim ülkemizde çok gördüğümüz travma cerrahisinde önce doğru indikasyon koymamız lazım. Doğru cerrahi zamanlama ve doğru teknik kullanmamız lazım. Cerrahi zamanlamayı ben biraz sonra da anlatacağım. Literatürde, meta analizlerde ilk başta erken cerrahinin çok fazla üstün olmadığı ortaya çıksa da iyi yönetilen spinal şok döneminde kor perfüzyonun artık önemi kavrandı. Yani hipotansiyonun önlendiği olgularda meta analizlerde de yavaş yavaş ilk 24 saat içindeki erken cerrahilerin uzun dönemli sonuçlarının nörolojik kazanım açısından ve diğer